Gayet iyi gördüm. Gayet dişleştik. Evet. Dinç hale geldik. Yarın konuşmaya gideceksiniz. Tabii tabii. Sabah 9'da gidiyorsunuz galiba. 8.30'da kapılar açılıyormuş. Herhalde biz de o saatte gidip gitmişiz. Konuşmaya olursunuz. hazırsınız. Son notları mı? Her, her gün konuşuyoruz Ercan Bey. Yani onun için Bunun hazırız. için ayrı bir metin hazırlandı mı? Hazırlandı. 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 Sürprizler var mı metinde? Ya öyle genel anlamda konuşma yapacağız. Bir kere yarınki kongrenin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını, Türk sporunun hayırlı olmasını diliyoruz. Burada kavga, dövüş olmadan herkes birbirine sarılarak başkan kim olursa olsun önemli değil. Aslında benim yapmış olduğum girişimle Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllarda ne yapması gerektiğini ortaya koydum. Onun için bu yolda hepimiz birbirimize samimi davranarak yürümeliyiz. Fenerbahçe camiası büyüktü kamu gücü çok büyüktür. Bu gücü seçilecek olan başkan arkasına alırsa yapamayacağı, hiçbir çözemeyeceği olay yoktur. Peki, ben sorulara başlayayım müsaade ederseniz. Ali Bey'e de başarılar dileyelim. O çok <laughs> centilmen bir kongre bekliyorsunuz. E, öyle yapıyoruz ama onlar durmadan diyorlar ki işte bizim tarafın kavga çıkaracağını, işte orada olayların olacağını. Bizde böyle bir şey yok. Çıkarırsa karşı tarafa. Çünkü onlar cinsel olarak buna hazırlık yapıyorlar. Ama temennim böyle bir şey olmaz. Ben de aynı şekilde. Temennim bizler oldu. de temenni ediyoruz Başkanlık ve liderlik diye iki terim, iki kelime kullandınız. Bunun açılımıyla başlayalım. İki kavram. İki kavram, evet. i̇ki kavram. Başkanlık ve Başka, liderlik. Başkan herkes olabilir. Lider olamaz. Lider kendi sorunlarını sorunların dışında da bütün idareyi, her şeyi ileriye göre, görerek, ileriye bakarak bütün olayları çözümleyen, en zor günlerde dahi olaylardan kaçmayan, mesuliyeti alan insanlar ancak lider olur. Şu anda ama lideri... mesuliyeti almazsanız, mesuliyeti başka ellere yıkarsanız o zaman başkanlık yapmış olursunuz. Aradaki fark bu. Fenerbahçe'ye lider de lazım. Lider lazım. Lider, lider olsaydı Fenerbahçe e, Süper Kupa'ya, Urfa'ya gider oynardı. Çünkü Fenerbahçe Trabzon'da oyuncuları sahada ter dökerek mücadele ederek Fenerbahçe'ye yakışan bir netice aldılar. Bu neticenin arkasından yönetim olayları dışarıya taşıldı. Ne yaptılar? Bütün kongrelerini stada çağırdılar yayınlar yaptılar, toplantılar yaptılar. Dediler ki biz Fenerbahçe'yi ligden çekeceğiz. Hatta ondan önce miydi? Bir konuşmalarında da işte Fenerbahçe'yi ikinci diye düşürsünler. Galiba Trabzon'dan sonraydı. Yanlış hatırlamıyorsam Hocam Bey ikinci diye düşürsünler. Ben başkan olarak devam edeceğim. E, sen ikinci diye düşürdün Fenerbahçe'yi. E, başkan olarak devam ettin. Aynı sistem devam ediyorsa sen orada şampiyon olabilir misin? Bilmiyorum. Onun bir garantisi var mı? Siz Beraber olsanız ne yapardınız? Ben düşüyorsun. Ikinci Siz diye. olsanız ne yapardınız? Ben olsaydım gider Trabzon'dan sonra oyuncular ve camiye zaten kitlenmiş vaziyette bu olaya sıcak bakmamış bu yapılan olaylara yönetimin arkasında durmaya çalışmış. İşte her yerden, yerden de, şeyler, açıklamalar geliyor, destekler geliyor. Oyuncular bundan dolayı şampiyonlara inanmışlar. Trabzon'da önemli maç kazanmış. Ondan sonra oyuncularda da bir motivasyon başlamış. E siz o hepsini aldınız. Orada U19'u götürerek Urfa'ya, orada sahaya gömdünüz. Sahaya Fenerbahçe formasıyla, içinde hiç kimse olmasa çıksa o forma kazanmak için oynar. E ben çıkar orada. oynardım diyorsunuz. Ya Ben ben oynardım tabii. A takımı götür Gazze'yi bir yenerdim. Mover olarak tam üst seviyeye çıkardım. Ondan sonra Olimpiya koşmuş işte oymuş bu hepsini yenerek şampiyon olduk ya Ee, Sayın Yıldırım Rize'de Fenerbahçe'nin otobüsü kurşundan Rize dönüşümde. Ee, bir hafta sonra da lig maçına çıktınız. Ben o soruları birleştiriyorum. bir hafta erterindir. Hemen bir hafta sonra.